Ceyda Dönmez, çok teşekkür ediyoruz. Ümraniye'den, Nevzat Demir tesislerinden mutlu günler dileyelim artık. Dev maça saatler kaldı. An itibariyle Ümraniye'de sessizliğin hakim olduğunu söyleyelim. Ancak çıkış saatine doğru, takımın hareket saatine doğru burada Beşiktaşların olacağının altını çizelim. Sosyal medyada Beşiktaşlar kendi arasında konuşuyor. Takımlarını Vodafone Park'a, stadına doğru yolcu edebilmek için. Ancak burada şu an sessizlik hakim. Saatler artık 13'ü gösteriyor. Beşiktaşlı futbolcular odalarından çıktı. Öğle yemeği yiyecekler. Ardından bir kez daha odalarına çekilecekler. Ardından maç toplantısını bekleyecekler. Saatler 17'yi gösterdiğinde o maç toplantısı gerçekleşecek ve Valerian İsmail ilk 11'ini orada açıklayacak. Orada son direktiflerini verecek. Tabii hafta boyunca güzel bir ortamda çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Son oynanan Giresunspor karşısında alınan 3 puan, ardından Ümraniye Nevzat Demir tesislerine tesir etmiş o güzel hava bugün de devam ediyor. Hem Valerian İsmail Nevzat Demir tarafı, hem de Ahmet Durçebi ve yöneticiler Vodafone Park tarafı Trabzonspor'u yeneceklerinden eminler. Hafta boyunca çalışmalar gerçekleşti. Beşiktaşların aklında hep şu soru vardı: üçüncü yerli futbolcu kim olacak? Hatta yanına ekleyeceğimiz Romain Saiss'in yokluğunda stoperde, sol stoperde kimin oynayacağı? İsterseniz bu soruların cevaplarını muhtemel 11'i söyleyerek sonlandırmış olalım. Bugün Beşiktaş kalede her zaman olduğu gibi Ersin Destanoğlu'yla başlayacak. Savunmada Rozier, sağ stoperde Tahip Talha, sol stoperde Montero, Masuaku sol bekte. Orta alanda bugün bir değişiklik var. Getson'u yedekler arasında bekliyoruz. Getson biraz daha orada yerli kuralına takılmış durumda. Orta alanda Joseph, Salih Uçan ve Dellali olacak. Kanatların birinde Enkudu. Diğer tarafta Beşiktaşların uzun zamandır merakla beklediği ve özlediği Raşit Gezal. Forvet'te ise Wood ve Gors olacak. Emrecan yok. Az önce de belirttiğim gibi Saiss yok. Atiba da maç kadrosunda yer almıyor. Beşiktaşlar adına belki de en sevindirici haber Raşit Gezal'ın bugün itibariyle Trabzonspor karşısında ilk 11'de başlayacak olması, ki uzun zamandır formasından uzaktı. Ancak son iki maçta az süre buldu. Çok uzun zaman ardından ilk 11'de oynayabilecek ve Beşiktaş'ta şu notu aktarmak isterim: Valerian İsmail'in ve teknik heyetinin hep hayal ettiği ilk 11 düzeninde Dellali'nin ve Raşit Gezal'ın aynı anda sahada olacak olması, bugün çok büyük bir ihtimalle ilk kez gerçekleşecek. Hem Dellali hem de Raşit Gezal bugün ilk 11'de başlayacak. Saatler 18'i gösterdiğinde Beşiktaşlı futbolcular arkamda görmüş olduğunuz Nevzat Demir tesislerinden hareket edecek ve Vodafone Park'a doğru yola çıkacak. Biz gün boyunca Beşiktaş'a dair haberleri Nevzat Demir tesislerinde aktarıyor olacağız. Ceyda.